Of, of. Yani tam her şey yoluna girdi diyoruz. Hop, bir şey çıkıyor. Ne yapalım? Eninde sonunda o evden ayrılacaktım zaten. Abla ne bu sakinlik sendeki ya? Ha? Sen ilaca falan mı başladın? Bana bak, o ilaçlar insana gereksiz bir mutluluk veriyor. Ben senin hiç sevgi pıtırcığı halini çekemem, haberin olsun. Abla biz kötüyüz ya, kötüyüz. Silkeleme, kendine gel lütfen. Ben kendimdeyim zaten Caner. Bir plan yaptık, olmadı. Bu kadar büyütecek bir durum yok. Ha, yani dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olduğu için bizim hayallerimizin suya düşmesi de çok normal diyorsun. Bravo, bravo, tebrik ederim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bir süre Yıldız'la işim olmaz. Ama Halit'e masumiyetimi ispat edeceğim. Benden boşuna ayrıldığına, günahımı aldığına inanacak. Göreceğiz. Göreceğiz. Her şeyin bir zamanı var Caner'cim. Bekle ve gör. Oo, sabah sabah nereye böyle? İşlerim var. Allah Allah, ne bu gizemli tavırlar falan ha? Hayırdır, öt bakalım. Dün söyledim ya, kendi masumiyetimi ispat etmek için çalışmalara başladım. Hoppala ya, hani biz bir takımdık? Sen değil miydin bütün bunlarla uğraşmaktan bıktım diye? Hı? Bunu da ben halledeyim dedim. Hmm. Beni karıştırmak istemediğine göre durum bayağı ciddi demektir. Olaya başka bir yerden giriyorum. Ha, ben bir mutluluğu yakalayayım, sonra seni yanıma aldırırım kafası. Aman iyi, ne yaparsan yap, karışmıyorum. Alo? Çıktı mı? Okey, geliyorum. Bye. Hadi ben kaçtım. Bak bak, hareketlere bak ya. Gören de nükleer füze kodlarını alacaksın zanneder. Bye bye canım. Hadi bye bye. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu aralar pek sık görüşür olduk. Kendi menfaatimiz için. Anlat bakalım aklındakilere. Beni Zehra ile bir araya getireceksin. Ona bütün olanları anlatacağım. Nasıl ya bütün olanları? Benim Halit'ten ayrılma sebebimin sen olduğunu. Pardon, ben neyi kaçırdım? Bu nasıl bizim menfaatimiz oluyor? Of Sinan, bari sen yapma. Zehra ile birlikte olduğundan beri akıllı bir kadın nasıl olur unutmuşsun. Şimdi sen beni iyi dinle ve dediklerimi yap. Ders köşe yapacağız. Bir şey mi söyledin dışarıda? Yok. Ne işin var senin burada? Zehra, konuşmamız lazım. Önemli. Ender, hoş geldin. Merhaba Sinan. Sen burayı nereden biliyorsun ya? Sinan'dan. Efendim? Zehra, sana anlatmam gereken, daha doğrusu anlatmamız gereken çok önemli bir konu var. Senle neler karıştırıyorsun ya? Ha? Babamdan boşandın, kurtulamadık senden. Ben evlendim, yine kurtulamadık. Ender, sen nasıl bir şeymişsin ya? Zehra, bir sakin olur musun lütfen? Benim babanla niçin boşandığımı merak ediyordun, değil mi? Ben de senin bu merakına son vermek için buradayım. Baban beni Sinan'la ilişkim var diye boşadı. Ne? Sen ne saçmalıyorsun ya?
el ayrılıyoruz. Ne? Ne? Baba daha dün tatile gitti dedin. Şimdi yarın ne oldu da ayrılıyorsunuz? Aslında dün karar verdik. Ama elim bu duruma hazır olmadığı için ona öyle söyledim. Resmi işlemler başladı. Birkaç güne kadar da boşanırız. İyi de ne oldu baba? Şu anda detay vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki Ender artık bu evde yaşamayacak. Sizler de onunla asla konuşmayacaksınız. Kesin bir şey yaptı. Zehra. Kesin yaptı yani, eminim ben. Bak ben ilk günden beri sana onun doğru insan olmadığını söylüyorum ama sen beni dinlemiyorsun. Sen benim karşıma geçip böyle bir şeyi nasıl anlatabiliyorsun ya? Ha? Sen de orada ne oturuyorsun? Konuş, bir şey söyle, yalan de hadi. Zehra bir sakin olur musun lütfen? Bağırmayı bırak artık. Ya Sinan'la bana bak Allah aşkına. Sevgili gibi mi duruyoruz? Ne olursun bir sakin ol, otur şöyle. Sana anlatmama izin ver lütfen. Lütfen. Ender bak ne anlatacaksan anlat, ben çok sinirleniyorum şu anda çünkü. Bak. Sinan'la benim aramda hiçbir şey olmadı. Olamaz da. Evet onunla görüştüm. Doğru. Herkesten gizli birkaç defa buluştum. O da doğru. Ama hepsi senin içindi. Benim için mi? Zehra evde bana kök söktürüyordun. Birini bulup evlenip gidersen rahat ederim diye düşündüm. Sinan. Evet. İlk Ender yokladı beni. Ama ben seninle tanışıp görüşmek istedim. Görüşünce de aşık oldum. Sinan'ın benim lafımla sevmediği bir kadınla evlenecek hali yok herhalde, değil mi? İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Gerçekten bu neymiş arkadaş ya? Ben seni evden yollayayım derken olan bana oldu. Yıldız Halit'le evlenmeyi kafasına koyunca bana iftira attı ve evliliğim bitti. Peki sen niye bana hiç bahsetmedin böyle bir şeyden? Hayatım nasıl bahsedebilirdim? Yanlış anlarsın diye çekindim. Ne diyecekti Zehra? Ender bizim çöp çatanımız mı diyecekti? Zaten benden nefret ediyordun. Bu Yıldız nereden öğrenmiş sizin görüştüğünüzü o zaman? Bu kız benim evime yerleşip Halit'le evlenmeyi en başından kafasına koymuş. Organize hareket etmiş. Beni de biliyorsun, gizlim saklım yoktur. Bunun yanında mı konuştum, ne yaptım hatırlamıyorum bile. Daha sonra bu durumu bana başka türlü kullandı. İnanamıyorum ben ya. Zehra bak, bizim bunu babana anlatmamız lazım. O isterse Yıldız'la bir ömür gitsin, mutlu olsun. Ama onun oğlunun annesini, onu aldatmadığını bilsin. Medenice görüşelim. Bak yanlış düşündü, erimi benden uzaklaştırdı. Ulan kardeşine oldu. Sinan'la ben olacak iş mi ya? İyi tamam. Tamam öğrensin babam da. Bunu nasıl anlatacağız ki, görüşmüyor hiçbirimize? Ben ona da bir çare düşündüm. Neymiş Ender? Bizim babanın ayağına gitmemiz ve konuşmamız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Baban sana çok kızgın. Ama eğer sana bir şey olursa çok merak eder ve mutlaka gelir. Yani? Yani başına küçük bir kaza gelecek. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.